Axşamınız xeyir olsun dostlar. Əvvəlcədən elan elədiyimiz kimi bugün Cumhuriyet tarixiyle bağlı bizim bir qonağımız var. Türkiye'de təhsil alan, Türkiye'de çalışan, əslən həmyerlimiz olan Odər müəllim bizim qonağımızdır. Ve Odər müəllim Cumhuriyet tarixi ve Cumhuriyet tarixi dönemlerinde, regionda ve Azerbaycan'da baş veren hadiseler bari de bizi məlumatlandıracak. Özer Bey, sizi selamlayıram, hoş geldiniz deyirəm bizim bu Çok toplantımıza teşekkür ederim. ve biz sizi çok dikkatle dinlemeye hazırız. Buyurun. Sağ olun. Her birinizi saygı ve sevgiyle selamlayıram. Var olun. Hoş gördük. Benim evim məscidə yakın olduğu için biraz azanın sesini yüksek gelecek. Ama 3 dakikada yəqin ki dözmenizi xahiş edirəm. Çok yüksek sesle ezan okunur burada. Hoşça gelmez bir şekilde üzülür sayın. Mən elə bilirdim mövzumuz bütöv Azərbaycan olacaq. Mən elə bir anlaşmışlıq zannedirəm. Yəni Azərbaycanın bütövlüyü, Güney Azərbaycan məsələsi üzərində danışacağımı düşünürdüm. Sözün doğrusu deyəsən iletişimsizlik və sistemsizlik oldu. Məndən qaynaqlandı böyük ehtimal. İndi burada öyrəndim ki mövzu Güney Azərbaycan yox. Cənubi Qafqazdakı siyasi hadisələr 20-ci əsrin ilk yarısı, birinci yarısı veya birinci rübü deyə bilərik ve Cumhuriyet dönemidir. Sual verildi en başta, yani o sual üzerinde danışmağım xahiş edildi. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin tədrisatı, dövrünün tədrisatı tarix fənində necədir? Azərbaycan Cumhuriyyətinin yıxılmasına səbəb olan hadisələr və Cənubi Qafqazda qurulan digər Türk Cumhuriyyətləri. Mən öncəliklə bunu qısaca qeyd edim. Mən qədim ixtisas olaraq, yəni mənim birinci ixtisasım, əsas ixtisasım İslam öncəsi Türk tarixçiliyidir. Mən Güney Azərbaycan və Cumhuriyyət məsələsi ilə ideolojik müstəvidə maraqlanırım. Yəni bir Türkçü olarak, Türk milliyetçiliği olarak bu dövrün mən ideolojik müstəvidə maraqlanıram. Ama ideolojik müstəvidə maraqlanmakla birlikte bu dövrdən bağlı bəzən söz açılanda təbii ki, həddimi aşmayacaq dərəcədə söz bildirirəm. Tədrisatla bağlı mən özüm üçün müəllim işləmişəm Bakıda. Mənim üçün qanedici deyildir Cumhuriyyət tədrisatı. Cumhuriyyət dövrünə olan maraq çoxdur xalqda. Elbette. Ama tədrisat qanedici değildi, değildir. Mənə görə mən bunu ilk dəfə magistr dissertasiyamda 2019-cu ildə müdafiə eləyəndə tədrisatımızın necə olması ilə bağlı bir alt başlıqda mən bunu bölgüləndirdə belə bir tezis ileri sürmüşdüm ki, Cumhuriyyət dövrü tariximiz bizdə hər anlamda yani müasir millet anlamında, müasir devlet anlamında, her anlamda bir çox ilklerin başlangıcı olduğu için ayrıca bir bölüm olarak veya ayrıca bir rüb olarak veya ayrıca bir derslik şeklinde ifade tədris edilmeli. Mesela Cumhuriyet Türkiye'de Cumhuriyet döneminin tarihi nece? Üniversitelerde, institutlarda ayrı bölümler, ayrı kafedreler, ayrı dersler, kitaplar halinde tədris edilirse bizde de aynı şekilde olmalıdır. Yani Türkiye özü de 600 yıllık bir imperiya hakimiyyətindən sonra qurulmuş bir cumhuriyetleri olmasına rağmen bu kadar çok değer verirler olması gerektiği kimi. Ama bizde biz işgal rejiminden çıkıp cumhuriyet kurmamıza rağmen cumhuriyet dönemi tarihçiliği bizde 5 sayfa ilə 5 sayfa da deyil heç, belə deyək de bitirilir. Ama bu çok azdır. Elbette bunun zamanla değişeceğini gözlüyürük. Ama gözleyenleri pasif gözlememek lazımdır. Bu öyle bir şeydir ki, sosyal hayatta dua ederek gözleyesi olmayacağımız için mecbur tənqid eləyerek gözleyecek. Tənqid eləməliyik ki, değişsin. Ve yapıcı tənqid. Bu mənada qanedici değil. Bu sualı mən bu şekilde cevaplandırırım. İkinci, Cumhuriyet niye yıxıldı? Mən onun cevabını çok düşündüm. Bunu Cumhuriyet tarixçi olsun olmasın, her bir Azerbaycan türkü veya Azerbaycan vatandaşı öz beyninde məncə düşünməlidir, narahat etməlidir. Çünkü keçmiş səhvlərdən ders almadığımız surətdə tarixin təkərrür etməsi qanunla əsasən 100 ildən sonra, 50 ildən sonra veya bir əsr, yarım əsrdən sonra bu səhvlər, bu yenilgilər, bu məğlubiyyətlər, xətalarla yenidən biz üzləşəcəyik. İndi yanında yoxdur. Mənim kitablarım demək olar heç biri məndə deyil. Təəssüf ki, mənim bir kitabım vardı. Türklüğün Azərbaycandakı müqəddəratı. Mən o kitabımda Cumhuriyyətin yıxılmasının
daxili səbəblərini nəzərə aldım. Həmişə bizim cümhuriyyətimizin yıxılmasına, buna diqqət etmənizi xahiş edirəm. Xarici səbəblər kimi göstərilir. Rusların, Rus ordusunun Azərbaycana girməsi, Azərbaycanın işğal etməsi və s. İngilizlərin müdaxiləsi və s. Bunlar gerçektirmi? Evet, gerçektir. Bir Rus işğalı var Azərbaycanda və bunun sayəsində, bunun nəticəsində daha doğrusu cümhuriyyət yıxıldı. Amma cümhuriyyətin yıxılmasına gətirən səbəblərin içərisində daxili səbəbləri biz hər zaman unuturuq. Niyə? Bizdə bir kompleks yaranıb. Biz öz cümhuriyyət dönəmində öz səhvlərimizi desək, cümhuriyyətimizə kölgə düşəcək. Xeyr, cümhuriyyət onsuz da 23 ay müddətində varlığını sürdürüb. Biz bu bizim üçün sayı önəmli deyil, müddət önəmli deyil. Bu bizim için bir yol oldu, bir istiklal mefkûresi ortaya koymuş oldu bu 23 ayla birlikte. Ama biz buradaki eksikleri tənqid etməliyik. Mən orada daha cümhuriyyətin yıxılmasının daxili səbəblərini qısaca sıralamağa çalışdım. Öncəliklə cümhuriyyətin önemli aydınlarından Şəfi bəy Rüstəmlinin sözünü hatırlamak lazım. Cumhuriyetin yıxılmasının sebepleri doğrultusunda. Şəfi bəy Rüstəmbəyli 1919-cu ildə deyirdi ki, biz Musavatın, Türk Ədəbi Mərkəziyyət Partisi Musavatın milli diktatoriyasını yaratmalıyıq deyirdi. Yəni bir milli diktator bir hökumət qurmalıyıq deyirdi. Bunu boş-boşuna demirdi. Hani demokratik bir cumhuriyyətdə niyə milli diktator bir hökumət qurulsun? Bunun səbəbləri var idi. Azərbaycan Xalq Cumhuriyeti gereğinden fazla demokratik bir cumhuriyet idi. Bunu çox yerdə ifadə etmirlər. Gereğinden fazla çox demokratik bir cumhuriyet idi. Yəni, Qafqaz kimi bir regionda işğaldan çıxmış bir xalqlar topluluğunun veya xalqların, milletlerin olduğu bir yerdə bu qədər aşırı bir demokratiya sadəcə xaos yaradar və sadəcə kolxoz yaradar. Bu qədər aşırı demokratiya ilə devlet yönetilməz. Ha, diktatura mı olmalıydı? Xeyr, təbii ki, mən demirəm diktatura ilə devlet yönetilər. Amma Cumhuriyet dönemində demokratiya o qədər aşırı vəziyyətdə idi ki, bir çox hallarda yerli ve yabancı komünistler çok önemli vəzifələrə getirilirdi ve bir çox hallarda yerli komünistler ordu içerisinde rahat təbliğat aparabilirdi. Bu demokratiyadır mı? Bəli, demokratiyadır. Komünistdir, vətəndaşdır, onun haqqı var. Ama bu demokratiyanın qarşısı alınmalıydı. Ölçülü bir demokratiya sistemi tətbiq edilməliydi. Ama ölçülü bir demokratiya sistemi tətbiq edilmədiyi için, məsəl üçün Almas Yıldırım, pardon, özür dilerim, Çingiz Yıldırım, özür dilerim. Çingiz Yıldırım, Cumhuriyetin deniz donanmasının başçısıydı. Komandiriydi. Çingiz Yıldırım komünist idi ve komünizm için, komünizm uğrunda Petersburg'da, Moskova'da mübarizə aparmış birisiydi. Biz bunu, bu adamı deniz ordularının komutanı olarak təyin etdik ve son nəticəndə ne oldu? Cumhuriyetin işğalı sürecinde bütün topları, bütün BDT silahların Azərbaycan Xalq Cumhuriyetinin parlamentosuna tərəf çevirdiğini təhdidkar bir şekilde ifade etdi. Sadece Çingiz Yıldırım değil, Cumhuriyet döneminde ordu içerisinde ciddi bir komünist təbliğatı aparılırdı. Ve bu komünist təbliğatına mən elə gəlir demokratiyanın getirdiği o dönemin demokratiyasından bəhs edirəm də, demokratiyanın hədsiz demokratiyanın getirdiği geri ciddilik səbəbi oldu. Məsələn, daha farklı bir örnek söyleyeyim. Bu komünistlerin, yerli komünistlerin təbliğatı, təşviqatı o kadar güclüydü ki, milli dövlət qurulmasına baxmayaraq. 1918-ci il Mart soyqırımını anırıq, doğru mu biz? Üzüntüyle anırıq, kədərlə anırıq və s. Ama çok maraqlı bir məsələni mən diqqətinizə çatdırım. 1918-ci il Mart soyqırımının qurbanları Cumhuriyet dönemində əff edildi təşkilatçıları. Üzücü bir aldı. Edam edilməliydi bu adamlar. Edam edilməsi gərəkən insanlar əff edildi. Bu nə deməkdir? Bu Cumhuriyet dönemini kötüləmək, Cumhuriyet dönemini pisləmək anlamında demirəm. Mənə görə Cumhuriyet dönemi əvəz olmaz bir dönem idi. Bütün səhvləri, bütün düzləri. Amma Cumhuriyet dönemindeki komünistler indi de var. İndi o komünistler yuxa çıxmadı, buxarlanmadı. Onların nəvələri indi de var. Zahirən qabıq değiştirmiş, mahiyyətini tam anlamıyla değişmemiş komünistler yine var. Yani bu komünist olmasın, bunu farklı bir adla da ifade edebilirik. Yani milliyet aleyhdarı olan insanlar indi de var. Mən ona göre bu dönemden mən bunun başladılmasının tənqidinin tərəfdarıyam. Məsələn, Mart soyqırımı tekrar olarak ifade edildi. Mart soyqırımının təşkilatçıları Cumhuriyet döneminde əfv edildi. Bu büyük bir səhv idi ve bu daxili bolşeviklərə ve daxili sol gruplara bir cesaret verdi. Eyni zamanda daşnak qalıntılarına da bir cesaret vermiş oldu ve bunun neticesinde bir çox gruplar ister ordu içerisinde ister parti içerisinde bir güclenmeye sebep oldu. Cumhuriyet
yıxılacaqdı belki de deyə bilərik. Yəni Cumhuriyet onsuz da işgal edilecekti diye düşünebilirdik varsayım üzerinden de. Ama tarih elmini varsayım üzerinden yorumlayabilmərik. Məsəl üçün, Cumhuriyet onsuz da yıxılacaqdı deyə bilmərik. Məsəl üçün, biz Cumhuriyet döneminde bilirsiniz de 27 aprelde Azerbaycan Halk Cumhuriyeti işgal edildi. 28 aprel deyirlər, ama aslında 28 aprel dememeliyiz biz buna. Neye göre 28 aprel dememeliyiz? 28 aprel deyende biz komünist təbliğatına uymuş oluruq. Yani komünistler niye 28 aprel deyir işgalı? Çünkü 28 aprelde güya Azerbaycan'da yerli halk, yerli komünistler hakimiyeti seçki yoluyla, daha pardon, özür istedim, inqilab yoluyla elde edipler. Güya 1920 yılın 28 aprelinde Azerbaycan'a bir komünist inqilab olup, komünist devrim olup, o yüzden komünizm Azerbaycan'da kurulup. Hayır, Azerbaycan 28 aprelden önce 27 aprelde Azerbaycan kanlı bir işgale maruz kaldı ve bu yüzden Azerbaycan Cumhuriyeti işgal edildi. Ama Azerbaycan Cumhuriyeti'nin gerçek işgal tarihi aslında 27 aprelde değil, mənə göre. Mənə göre yok, aslında tarih ilmine göre. Ona göre ki 27 aprelde Cumhuriyetin hükümeti təhvil verildi aslında. Cumhuriyetin hükümeti ləğv edildi resmi olarak. Ama Cumhuriyetin kadrosu, hərbi kadrosu Gəncədə direnişi başlattı ve iyul aylarına kadar Gəncədə Bolşevik komünist ordusuna karşı biz büyük bir savaş verdik. 17 bine yakın insan şehit oldu Gəncədə, Gəncə ve etrafında. Ve aslında Cumhuriyetin tam anlamıyla işğalı, Azerbaycan Türk Cumhuriyeti'nin tam anlamıyla işğalı 1920 yılın iyul ayına kadar uzandı. Çünkü 1920 yılın iyul ayında Cumhuriyet'in Gence kanadı olarak ifade edebileceğimiz grup, hərbi siyasi grup, milli direnişi, halk direnişini, ordu direnişini başlatmış oldu ve savaşarak biz Cumhuriyeti təhvil vermiş olduk. Aslında Gəncədə 1920 yılın iyul ayına kadar olan savaş, belə deyim de, bizim biraz özür istedim ifademe göre abrumuzu örttü. Yani aslında 27 aprelde çok da ki ordu girmişti Yalamadan, çok da ki işgal var idi, çok da ki donanma Xəzərdə dayanmıştı. Yani qanla qurduğumuz bu Cumhuriyeti qansız şekilde təhvil vermek kabul edilmez bir səhv idi. Kabul edilmez bir səfir. Bunu tənqid eləməliyik. Qorxmamalıyıq bu tənqiddən. Bu səfin arxasında kim ve kimler var? Heç qorxmamalıyıq. Yani bunu biri çıxıb başqa yerə siyasi bir məqsəddə yozacaqsa yozsun, özü bilər, öz acizliyidir. Ama biz tənqidimizdən qorxmamalıyıq. 27 aprel 1918-ci ildə işğal zamanı Cumhuriyetin yerli komünistlere verilmesi milli hükümetin büyük bir xətaydı. Bu xətanı sadece ben demiyorum, ama bunu sadece ben 21. əsrdə İzmir'de oturup soyuq bir kafayla yorumlayarak demiyorum. Bunu Rəsulzadənin özü deyil. Yani Cumhuriyetin Milli Şurasının sədri, Müsavat Partiyasının başkanı Rəsulzadənin özü deyirdi. Əsrimizin Siyavuşu əsərində deyirdi. İstanbul'a geldikten sonra yazır. İstiklal namine yapılan tüm aferinleri unuttuk. Dilim gelmiyor söylemeye. Evet, teslim olduk. Bunu Rəsulzadə əsrimizin Siyavuş eserinde deyir. Yani özü de bu teslimiyetin istiklal namine edilen tüm təriflərin, tüm aferinlerin, tüm çabaların için bir belə deyim de eksiklik olduğunu ifade edir de. Yani bu çabalar karşısında, bu aferinler, bu dökülen qanlar karşısında. Elbette bu Cumhuriyetin dediğim kimi daxili səbəblərindən, yıxılmasının daxili səbəblərindən biri ölçüsüz demokratiya idi. Mən bunu ölçüsüz demokratiya olarak ifade edirəm. Bir de ki, en önemli səbəb nədir? Cumhuriyyətdə sözü dəmiri belə kəsən bir lider yox idi. Maalesef yox idi. Rəsulzadə, Fətəlxan Xoyski, Nəsib bəy Yusufbəyli, Əli Mərdan bəy Topçubaşov, Şəfi bəy Rüstəmbəyli, bunlar ayrı-ayrılıqda möhtəşəm insanlar idi. Yazılarıyla, fikirleriyle, demokratik fikirleriyle, istiqlala olan inanlarıyla vesaire. Ama belə bizdə bir lider yox idi ki, onun belə əmri dəmiri kəssin. Və o əmr etdiyində orduda hazır olsun, parlamentdə istədiyi şəkildə bir rəy bildirsin, cəmiyyətdə istədiyi şəklə bürünsün və nazir və ya hər hansısa bir məmur da o əmri icra etsin. Yəni bu şəkildə bir makam yox idi Cumhuriyyətdə ki, məsəl üçün Rəsulzadənin belə bir konumu yox idi Cumhuriyyətdə ki, filanca məmura əmr verəcək və ya filanca generala əmr verəcək, bu işi qüsursuz bir şəkildə yerinə yetirəcəksə nöqtə deyə biləcək gücü də deyildi.
Nərəsuzadə, nə Fətəlxan Qoyski, nə Yusif Bey Yusifəli, nə başqaları. Bunun səbəbi onların aciziyyətindən mi qaynaqlanırdı? Xeyr. Bunun sosioloji bir səbəbi var. Biz çar işğal rejimindən çıxıb cumhuriyyət qurduq. Yəni, cumhuriyyəti quran kadro məni kimi, məndən də biraz cavan insanlar idi. Belə deyim de bir dövlət təcrübəsi olmayan, təşkilatçılıq təcrübəsi, yəni dövlət təşkilatı təcrübəsi olmayan ve əmir iyerarxiyanın ne demek olduğunu tam anlamıyla kavrayabilmemiş insanlar idi. Elbette ki bu onların eksikliği değildi. Bu insanlar inqilabçı insanlar idi. Bu insanlar ideoloji insanlar idi, yenilikçi insanlar idi, demokratik insanlar idi ve ziyalı insanlar idi. Bakın dikkat edin, Cumhuriyet döneminde yani ne Fethullah Gülen başnazır olduğu dönemde, ne Necip Fazıl Yusufəli başnazır olduğu dönemde, ne de başkaları herhangi bir nazirlik döneminde çok belə deyim de tamamıyla bütün siyasi karizmasıyla öne çıkan bir lider yok idi. Yani Cumhuriyet döneminde herkesin işte önderimiz budur, paşamız budur, liderimiz budur diyebileceği, etrafında toplaşabileceği bir şahs yok idi. Çünkü ele bir abu havanı özleri yaratmamışlar. Bu eksikliği idi mi? Belki de yani çatışmamazlık anlamında deyirəm, çatışmamazlık idi mi? Belki de bu çatışmamazlık olarak görülebilirdi. Mənə göre şahsların şəxsindən bağımsız olarak bu çatışmamazlığı idi. Çünkü 1918-ci il kimi tarixi, çətin tarixi şəraitdə bir dövlət quranda orada əmri dəmri kəsəcək bir lidere ihtiyaç olmalı idi. Necə ki Atatürk önderliğinde qurulan Türkiyə Cumhuriyeti Devleti'nde bir iyerarxiya var idi. Əmir dəmri kəsirdi. Nə baştan söylənirdi, o icra edilirdi. Çünkü Cumhuriyet qanla qurulmuşdu ve çok şiddetli bir çalxantılı bir dönemde qurulmuşdu. Azerbaycan Cumhuriyeti de elə. Yani Azerbaycan Cumhuriyeti'nde o dönem Paris Sülh Konferansı'nda ifade edilen demokratik hakları tamamıyla icra etmeye gerek yok idi. Çünkü Kafkas'ın ruhu, Kafkas'ın tabiatı buna müsait değildi. Bizim tabiatımız da o dönem için buna müsait değildi. Şimdi buna ihtiyacımız var belki de. Belki de daha çok ihtiyacımız var. Demokratya vesaire, hayatın belli sahelerinde, içtimai siyasi hayatın. Ama o dönem için buna ihtiyacımız yoktu. Çünkü zaten halkın milli şuuru tam değildi. Milli şuuru olanlar sadece bir avuç aydınlardı. Bunu yine ben demirəm, Rəsulzadənin özü değil. Cumhuriyet İstiqlal Məfkürəsi ve Gençlik adlı məqaləsi var Rəsulzadənin. Hatta o biraz da ileri giderek değil halkın, aydınlar arasında bile İstiqlal fikrinin yeni olduğunu değil. Yani belə bir cəmiyyətdə aşırı demokratiya ister istemez öz fesatlarını verecekti. Ve ikinci meselenin üzerinde tekrar duracak olursak karizmatik liderin eksikliği meselesi Cumhuriyet döneminin yıkılmasına sebep oldu. Çünkü mesela için bir örnek vereyim size. Yani bunları danıştığımın örneklendirip danışım. Karabağ'da Ermenilerle olan o dönemdeki çatışmalar zamanı o çatışmaların karşısının alınmasından bağlı kararın çıkarılması için parlamentte ses vermeye koyulurdu. Parlamentte buna itirazlar eden olurdu. Karşı çıkanlar olurdu. Ordunun toplanması geç olurdu. Yani savaş aslında biz 1918'den 20. yıla kadar muharebe şeraitinde yaşamışız. Yani muharebe şeraitinde yaşayan bir ülkede senin ülkende çatışma varsa, senin ülkende terör varsa, senin ülke arası dahilinde muharebe varsa o düşmene karşı mübarizə aparmağın müzakirəsi parlament değil. Parlament artık savaş zamanı bunu müzakere edebilmez. Bu artık müzakere olmalı. Birbaşa mukavemet, birbaşa saldırı olmalı belə bir zamanda. Ama biz o zaman da bile müzakere yapardık ki yani ne şekilde mübarizə edek, ne bileyim ne kadar ordu transfer edek, ne kadar ordu aparmıyor. Bunların hamısı böyle eksiklikler idi. Bundan başka ben məsəl üçün, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Parlamenti Stenografik Hesabatlar denilen kitap var. İki ciltlik kitaptır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi desen yayınladı. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Parlament Stenografik Hesabları. Parlament Stenografik Hesabatları kitabını qalın səhifəli kitaplardır. Orada çıxışlar. O çıxışları eğer vaxtınız olarsa arada bir vərəqləmənizi PDF şeklinde arzu edirəm. Çok yani Cumhuriyet dövründe gerçekten benim o ifade ettiğim şekilde
aşırı demokrasinin olduğunu görebilirik. Yani bunu da elbette bu gınanılacak bir mesele değil, tenkit edilecek bir meseledir. Ama ilmi bir surette tenkit edilecek bir meseledir. Bunun da sebebi belliydi. Çünkü o dönemdeki insanlar işgal rejiminden çıkmıştı ve Cumhuriyet'in adı Azerbaycan Demokratik Respublikası ile diğer bir ifadeyle, harici edebiyattaki ifadeyle bir demokratik cumhuriyet kaygısıyla yola çıkmıştı bu insanlar. İster istemez demokrasiyi bütün yönleriyle, bütün sopaklığıyla demokrasiyi uygulamak, tetbik etmek istediler ve o da bu şekilde ister istemez netice verdi. Elbette bu dahi sebeplerin içerisinde başka meseleleri de sıralayabiliriz. Bizim ordumuzda büyük çatışmamazlık vardı Cumhuriyet dönemi Azerbaycan ordusunda. Bu çatışmamazlık biz en zor sınavda gördük. En zor sınavımız bizim 1920'nin 27 Aprilinde oldu. Bizim Resul Adavuzu yazdı yine kitabında. Değir memleket işgal olunarken, yani Rus ordusu Yalama'dan girerken, bizim sakallı müdafiye nazirimiz parlamentte mebus kürsüsünde oturmuştu. Ne işi vardı müdafiye nazirinin muavininin mecliste? Savaşta ordunun başında olmalı değildi mi? Düşman ordusu sınırdan girip. Yani Semet Bey Mehmandarov olsun, onun muavini Ali Kaşıklinsk olsun ve 1920. yılda dirayet göstermediler. Savaşmadı bu insanlar. Bu insanlar Rus ordusuna karşı savaşmadı. Ha, bunun bahaneleri var. Türk ordusu tebligat aparırdı. Rus ordusuna savaşmayın. Ne bileyim, onlara emir veren olmamıştı ki savaşın vesaire. İşte bütün bunlar bu problemiydi. Yani onlara kim emir vermeliydi? Resulzade'nin emir verme yetkisi yok idi. Bu adam Musavat Partisi'nin başkanıydı. Bu adam devlet partisi değildi. Bu adam başnazir değildi. Başnazir de emir verirdi, vermirdi doğru düzgün. Bütün yük ordunun Ali Başkomandanı olarak ifade edebileceğimiz Semet Bey Mehmandarov'un üzerindeydi. Bu adam savaşmadı. Kaşıklinski savaşmadı 1920. yılda. Yani tabii ki savaşsaydı mağlup olacaktık. Böyle ihtimal diyebiliriz. Ama savaşarak biz teslim etmeliyiz de. Yani Gence'de savaşan 17 bin insan, ölen insan, şehit olan insanın meğer bu insanlar deliydi mi? Niye öldü? Bunlar bilmirdi mağlup olacağını. Bunlar Türkiye'ye kaçmayı bilmirdi ilk zamandan veya İran'a kaçmayı bilmirdi bu insanlar. Bilirdi, düzdü mü? Daha yakınıydı Bakı'dan Gence, ama kaçmadılar bu adamlar. Savaştılar. Biz de savaşarak teslim etmeliydik Cumhuriyeti. Ha, indi desek bunu indi çok açık ağartmak falan değiller. Bu açık ağartmak meselesi değil ki. Bunu tekrar tekrar elemeliyiz. Bu mesele günümüzdeki siyasi mevzulardan, günümüzdeki siyasi rekabetten, partiler arası mübarizeden, insanların günümüzdeki siyasi fikirlerinden ayrıca bağımsız olarak değerlendirmeli. Yani bugün kim hansı partiye destekliyor, kim hansı partiye muhalifti, lehinedir, aleyhinedir, bana hiç meraklı değil. Bunlar benim için cılız meselelerdi. Ama biz bu Cumhuriyet dönemine bağlı tenkit edilen bütün bunları kırağa koyup soğukkanlı bir şekilde tenkit edilmeliyiz. Çünkü bu sefer biz 1990. yılda değildik. 1990. yıldaki nizam intizam bazı dönemlerde olmaması, hele devlet kurulmamıştan önce bazı yerlerde çok güçlü olması, teşkilatlanmada mesela çok güçlü nizam intizam, hele bizde 1987'den başladı. Devlet kurulandan sonra bizim ordumuzun yaxşı bir surette teşkilatlanmaması, bu 1918. yılda görünen eksikleri biz 1990. yıllarda da gördük. Yani bunu niye gördük? Çünkü bu seflerimizi görebilmedik. Seflerimizi görebilmememizin sebebi de araya Sovyet dönemi girdi. İşgal döneminde kim iyiydi ki Zoom toplantısı düzenlensin? Cumhuriyet döneminde seflerimiz neydi ki? Biz milli cumhuriyet kuranda yeniden o seflerimizi elemiştik. Düzdür, sadece bunu ben demirem. Bunu başka diyen alimlerimiz var, ama çok dillendirmiyorlar. Çünkü Cumhuriyet dönemi bizim için şeydi, daha çok yeni hevesten öğrenilir diye. Bizim için Cumhuriyet dönemi her şeyden önce bazı gruplar için bir siyasi vasitedir. Ben onu kabul etmiyorum, doğru değil. Bazı gruplar için popüleritedir, yani popülerlik kazanmak için meşhur oldukları bir sahedir. Belli bir grup alimler için de ilim sahesidir. Ben Cumhuriyet dönemi neslinde tarihçi değilim, başta vurguladığım ki, ama ideolojik meselelerden üzerinde danışıyorum. Yani dikkat ettiğinizde deminden beri, bayağıdan beri kronolojiye, regem falan söylemedim sizlere. Çünkü bu regem öyle bir şeydi ki bunlar siz de bilirsiniz. Cumhuriyet dönemindeki kronoloji neden ibaret olur? Ben ideolojik meseleler üzerinde daha çok dururum. Bu Cumhuriyet'in sükutunun dahili meseleleri içerisinde de ordu içerisindeki nizamsızlığı, emir komutanın doğru düzgün hesaplanmamasını da bu
eksiklikler, çatışmamazlıklar sırasında sayabiliriz. Bunun da elbette sebepleri var idi. Adını çektiğimiz generallar Rus ordusunda generallığa yükselmiş şahslar idi. Bu onlar için ayıp mıydı? Hayır. Bu onlar için fakir idi. Bizim için de fakir idi bu insanların yükselmesi. Niye? Bu insanlar Çar işgali döneminde doğulup hansı orada yükselecekti? Amerika ordusunda yükselesi değil ki. Elbette ama ister istemez başka orduda yükselmiş olmanın verdiği psikoloji, ruh belki de deyim, 1920. yılda gerekli bir mübarizanı sergilememizin karşısını aldı diye düşünürüm. Elbette ben demin önce bir ifade seslendirdim. Bu dönemde Azerbaycan muharebe şeraitindeydi. Biz şimdi çok özür istiyorum, bir yudum çay içeceğim. Üzülür sayın, boğazım görür. Bizde mesela için yanlış kronoloji var. Biz deyirik birinci Qarabağ müharibəsi, ikinci Qarabağ müharibəsi. Birinci Qarabağ müharibəsi neymiş? 1992'de olup, güya da aslında 1992'de olmayıp birinci Qarabağ müharibəsi. 1987'de başladı, 1994'de bitti. İkinci Qarabağ müharibəsi de 2020'de başladı. Yani ikinci Qarabağ müharibəsi ilə bağlı doğrudur. Evet, 2020'de başladı, Azərbaycan zəfər kazandı, eyvallah. Ama Azərbaycan tarixində iki dənə Qarabağ müharibəsi olmayıb, üç dənə Qarabağ müharibəsi olub. Birinci Qarabağ müharibəsi 1918-1920 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ordusu qalib gəlib. Və Xankəndində biz bugün 2024-də parad keçirdik. Bu böyük bir sevinçdir bizim üçün 30 ildən sonra. Hətta 1920-dən hesablasaq 100 ildən sonra biz ilk paradımızı 1920-ci ildə keçirmişik Xankəndində. Başnazir Nəsibə Yusifbəylinin başkanlığında ilk hərbi paradı biz Xankəndində 1920'de keçirmişik. Və dolayısıyla Azərbaycanın 1. Qarabağ Savaşı 1918-1920-ci ildə icra edilib, Azərbaycan zəfəri ilə sonuçlanıb. 2. Qarabağ Savaşı 1987-1994 məğlubiyyətlə sonuçlanıb. 3. Qarabağ Savaşı yenə zəfərlə sonuçlanıb. Yəni əslində rəsmi olaraq çatışmaları, döyüşləri saymıram. Doğrudan iki dövlət arasındakı müharibə 3 dənə olub. 2 dənə deyil və onun ikisində biz qalib gəlmişik. Əlbəttə ki, Qafqazın cənubunda Türklər ermənilər arasındakı müharibə 1918-dən başlamır. 1905-dən başlayır və 1905-dən başlanan bu müharibə də ədəbiyyatda Tatar erməni savaşı, erməni müsəlman davası və erməni Türk çatışması olaraq yer almaqdadır bu dönəmdə. Dediyim kimi və bu müharibədən qaynaqlanaraq da bu müharibənin olması da Qarabağda, Zəngəzurda və digər bölgələrdə ermənilərin açıq və gizli fəaliyyətləri, çatışmaların olması da istər-istəməz Cumhuriyyət hökumətinin diqqətini, enerjisini yayındırırdı və gücünü azaldırdı. Və eyni zamanda Qafqaz İslam Ordusunun Mondros Ateşkes anlaşması ilə Azərbaycandan çəkilməsi də Cumhuriyyətin yıxılmasının bir səbəbi olaraq görülə bilər. Mondros Ateşkes anlaşması ilə 1918-ci ildə oktyabr ayında Qafqaz İslam Ordusu Cənubi Qafqazdan bütünüyle, eyni zamanda Azərbaycandan çekilmekle Cumhuriyet ordusu ve Azərbaycan Xalq Cumhuriyeti desteksiz kaldı. Ve desteksiz kaldığı için ister istemez daxildə komünist təbliğatı güclendi, komünistler güclendi, İngilizler Azərbaycana Bakıya daxil oldu ve Azərbaycan ordusu için büyük bir hezimet yaşandı. Ordunun silah gəzdirmesi bile qadağan edildi Bakıda. Ordu mərkəzi Gəncəyə köçürüldü. Yəni əslində Qafqaz İslam Ordusu getdikdən bir həftə sonra Azərbaycanda yenidən işğal başladı Xalq Cümhuriyyəti dönəmində. Bakıda İngiliz hakimiyyəti var idi illegal olaraq. Yəni demək olar ki, İngilizlər hökm sürürdü Bakıda. Əslində biz Cumhuriyyət Qafqaz İslam Ordusu getdikdən sonra biz yenidən işğal edildi Cumhuriyyət. Amma təbii ki, varlığı fəsh edilmədi, varlığı yox edilmədi. Yəni bu daxili səbəblər içərisində əslində bu eyni zamanda xarici səbəbdir. Qafqaz İslam Ordusunun getməsi də Cumhuriyyətin yıxılmasının ən başda səbəbi oldu. Əlbəttə, bütün bunların içərisində ən həll edici səbəb bizim için Rus işğalıdır. Rus ordusu, buna Sovet deyirlər, buna Bolşevik deyirlər, gizlətmək üçün gərək yoxdur. İşğalı millətlər gerçəkləşdirir.
bu parçalar gerçekleştirmiyor. Bu sınıf mücadelesinin işgali değildi. Bu milletler davasıydı. Milletler davasında Ruslar 1920 yıl 27 April'de Azerbaycan Türklerinin kurduğu Genç Cumhuriyeti işgal etmiştir. Bu kadar açık bir surette bunu ifade etmeliyiz. Bizim bu dövrde, bu dönemde yegane müttefikimiz dönemin Osmanlı Cumhuriyeti'ydi. Gürcistan da bizim katiyen müttefikimiz değildi. Ne Kafkasya Seyminde müttefikimiz olup, ne Çerimi Kafkas Komitesi'nde müttefikimiz olup, ne Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde Gürcüler Azerbaycan'ın müttefiki olmamıştır. Bir de Kuzey Dağıstan Cumhuriyeti bizim belli bir dönem müttefikimiz olup diye yani düşman mevkide olmamışız. Müttefiklik ilişkileri kurmaya çalışmışız. Hatta federasyon kurmaya çalışmışız. Böyle. Son 5 dakika kalıp dediniz. Ben bilmiyorum sual etrafında danışmak ne kadar doyurucu oldu. Ben bundan bağlı sualları, bu mesela yeni sualları cevaplandırmak isterim. Başka sualları. 5 dakika Çok kalıp. teşekkür ederim. Buyurun. Çok teşekkür ederim Öder Bey. Çok aktual bir meselelere dokundunuz. Şahsen benim çok üreğimce oldu. Ben düşünürüm ki biz sizinle hala bir neçe defa da bu tarihimiz bari görüşmeli olacağız. Bizim karşıda bir bütün Azerbaycan meselesi, Güney meselesi bir müzakiremiz olacak. Orada diğer aydınlarımız da koşulacak. Hemen vakti sizin de iştirakinizi istiyordum ve bütün Azerbaycan meselesinde sizin de fikirlerinizi bilmek istiyordum. Ve ben bir daha sizin kimi şıklı, sizin kimi ziyalı gençlerimizi alkışlayıram ve sizlere uğurlar arzuluyorum. Azerbaycan tarihini her bir Azerbaycanlı bütün gerçekliklerinden bilmelidir. Tarih tekrarlanmasın diye bütün her bir Azerbaycanlı bilmelidir. Bütün gerçeklikleri bakmayarak ki nöksan da olup neyse gizletmek, neyse perdelemek yok. Bunları açık tedris eləmək lazımdır ki bu növbəti dəfə səhvlərimizi tekrarlamayaq. Dostlardan Öder Bey'in çıxışıyla bağlı bir hansısa bağlı olan, hansısa neyse soruşmak isteyen varsa buyurun. Öder Bey'den ben soruşmak istedim. Yani Öder Bey'e teşekkür ederim. Çok sağ olun Sağ olun. Öder Bey. Hem farklı çıkışınıza göre hem de geniş bu yanaşmanıza göre farklı yanaşma oldu ve benim için de hoş oldu. Siz doğrudan da bir cesaret nümayiş ettirerek bu Suriye Cumhuriyeti'nin bağlı bu tarihi geniş şekilde izah ediniz. Bir şey soruşmak istedim. Ümumiyyətlə Türkiye'de bu Azerbaycan Cumhuriyeti'nden bağlı arxivlerde materyallar var mı? Ve eğer varsa ümumiyyətlə baxın ki bu dönemde Azerbaycan, Ermənistan, yani Hayastan devleti deyirik. Onlarla sağ olsun razılaşma esasında hansısa bir xəritəmi, ya ne bileyim hansısa bir arxiv sənədini bize çıxardı. Onlarla bak bu müqavilənin, sülh müqaviləsinin bağlanmasında hansısa bir əlləyiş elde etmek mümkündür mü? Yani teşekkür ederim sağlığınız için. Bütün haritalar Rusya'da var. Türkiye'de arşivlerde haritalar sadece dergilerdedir. Cumhuriyet döneminin arşivi esasen Rusya'dadır. Rusya zaten özü de resmi açıklamasında değil. Bu haritalar meselesini. Haritalarda Göyçe Gölü'nün yani esas bilinen Cumhuriyet haritasında Göyçe Gölü'nün ortasından bir serhat geçir. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında bir serhat geçir ve Göyçe'nin büyük bir hissesi, esas bir hissesi Azerbaycan Halk Cumhuriyeti arası dahilindedir. Yani Paris Sülh Konferansı'na təqdim olunan harita esas alınmalıdır bence. Paris Sülh Konferansı'na təqdim olunan harita. Bu harita, korkular bu haritada. Bu haritada Zengezur da bizdədir. Bu Nermanov var ya, bu tərifləməkdən ağızlarından çiban çıxan insanlar yorulmurlar Nermanov tərifləməkdən. Bağışlayın, Nermanov'un adı gələndə Zengezur'u hədiyyə etdi. Halbuki Zengezur, Qərbi Azərbaycanın ayrılmaz bir parçasıydı. Zengezur da Paris Sülh Konferansı'na verilmişti. Orada Azerbaycan torpağıydı, Hasumet terasine. Göyçenin gölünde yarısından da şey geçirdi, sınır geçirdi. Paris Sülh Konferansı'na verilen haritada. Orada təqdim olması gereken harita bence budur. Bu mümkündür mü? Bilmirəm. Çok çetin olabilir. Çünkü
Bugün beynəlxalq ictimaiyyət, dövlətlər Zəngəzuru Ermənistan torpağı kimi tanıyır rəsmi olaraq. Və bu rəsmiyyəti biz qaldırmağımız üçün bunu kimsə bizim lehimizə qaldıracağına inanmıram. Avropa bunu onaylamaz, Rusiya heç kim bunu onaylamaz. Və bunu güc kullanaraq edə bilərikmi? Umarım o səviyyəyə gələrik. Hə, mən demirəm bütün dünya savaş eləyək, amma ata baba yurdumuzdur. Əlbəttə ki, haqqımız olanı istəməliyik də. Yəni mən çünki siyasət adamı olmadığım üçün mən rahat belə danışa bilərəm. Mənim üçün önəmli deyil. Mən özümü fikir insan olaraq ifadə edirəm və tarixçi hesab etdiyim üçün az çox mən bunu rahat ifadə edə bilirəm. Amma bunu dövlət başçısı və ya dövlət adamları bu şəkildə deməməli deyə düşünürəm. Bu bizim əleyhimiz olar. Amma mənim kimi sıradan insanlar bunu bu şəkildə deyə bilər. Və bu Cümhuriyyət dövründən bağlı Türkiyədə yetərincə sənət var. Bu